Şimdi bu sosyal medyada düğün mevsimindeydik biliyorsun. Öyle oldu, evet. Düğünler oldu. Bu düğünlerle şöyle oldular. Yani aslında evlenmediler. Ben evlendiklerine inanmıyorum. Çünkü bu kadar hazırlanılmış, bu kadar danslarla, manslarla falan filan düzenlenilmiş, koreografi yapılmış bir şeyin evlenmek olmasına imkan yok. Bu başka bir şey. Ay. Bu mesela bir opera olabilir, tiyatro olabilir, sinema filmi olabilir, bir herhangi bir mizansiyon olabilir. Çünkü bana tamamen mizansiyon olarak geliyor. Bir evlilik olarak gelmiyor. Ama bunlar... neden Instagram'dan önce de böyle değil miydi? Hayır, değildi. Şimdi bambaşka oldu. Bak, bir bakalım, görelim. Merhabalar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çok beğeniyoruz ülkemizin medarı iftiharı, özellikle İzmir konserinden sonra. Düğünlere geçmeden önce Tarkan'dan bir bölüm izliyoruz. Birisi bu kendi kendine akletmiş herhalde. Şey gibi, Amerikan Psycho gibi Instagram şeyleri koyuyor. Bu American Psycho'nun ya da Otomatik Portakal'ın adamı gibi. Yani mutlaka psikiyatrilere sormak lazım durumu. Bir izleyelim. Ne güzel doğum günü mesajları onları öyle. Ne güzel dilekler. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Ben de sizleri çok seviyorum. Alamıyorum ki. Cinayetin hemen öncesi. Cinayetin hemen öncesi. Ne güzel mi şeyler onlar. Ne güzel şeyler. Mutlu ettiniz beni. Ne oluyor? Bak nasıl konuşamıyorsun. Ben hayatta konuşamam. Korkunç. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu topa girmem. Ben buraya bakacağım şu anda. Arkamı döndüm. Bir şey söylersem linç edilirim korkusu. Ama çok tatlı, çok yakışmıyor mu ama? He? Bence çok yakışıyor. Çok yakışmıyor. Yakışmıyor mu? Yakışmıyor. Bu şey psycho. Bırak insanlar eğlensin psycho, biraz da ya. Psycho bir tutum. Yok, olmaz. Şimdi asıl... Oh, hadi bakalım. Çok yakın zamanda kendisi videoda şey yapmış bize. Evet. Ne zaman çağıracaksın? Efendim şu anda belirli bir matematik var. Kendileri ve ekipleriyle görüşüyoruz. Bütün tabii bütün platformlardan sana mesaj gönder. Evet, evet, aldım. Bütün TikTok'a bile girdi senin için. Sağ ol, estağfurullah. Ne kadar vurulacak neresi varsa hepsine vurdu. Tak tuk şak falan. Oğuzhan, ne diyor? Senin hakkında bir şey söylüyor. Dur bakayım. Nedir diyor, adı neydi diyor çocuğun, o programı yapan. Oğuzhan, ha Oğuzhan mıdır, ne zıkkımdır. Bak, ne zıkkımın köküdür. Ha, ne zıkkımın köküdür ama bir milisaniye sonra şöyle bir şey oluyor. Ne zıkkımın köküdür. Evladım. Diyor, evlat diyor. Evet. Bizi çağır ama tabii ki elbette başımızın üstünde yeri var. Evet. Peki neden endişeleniyorsun? Yani o siyasi programın bir şov haline geleceğinden mi? Aslında tabii bir tık o da var ama asıl endişem şu. Formatın bozulması. Çünkü formatın karşılığı şu bize. Bir siyasi lider gelecek, yalnızca karşıt görüşleri dolduracağız. Şimdi beyefendinin karşıt görüşü şu anda yok. Yani mesela... Var. Var mı? Yani bilmiyorum. Çocuklar araştırıyor. Biz önümüzdeki değil mi takvimde kendisini Sayın Sarıgül'de davet edeceğiz elbette. Ama bizde istediğimiz şey şu mesela. Ona çocuklar bir soru sorusu... karşıt görüşü mü araştırıyor? Araştırıyorlar şu an, evet. Yani çünkü gerçekten çok sempati duyuyor insanlar. Ve hep bir tebessüm var kendisinin ismi anıldığında. Doğal olarak ona mesela diğer partilerdeki gibi işte şunu soracağım ve mort edeceğim onu diyen yok henüz, değil mi? Öyle bir karşılık alamadık. Evet ama henüz. Biz bizim siyasi geleneğimizde, hı-hı, biz parti liderlerini en iyi canlandıran oyuncuların parti lideri olduğunu düşünüyorduk. Evet. Yani bana sorarsan Süleyman Demirel Zeki Alasya'ydı. Değil mi? Necmettin Erbakan da, Allah hepsine rahmet eylesin. Metin Akpınar'dı. Evet. Necmettin Erbakan da. Yani biz bu şeyler, bu komedi, şimdi Tayyip Erdoğan da canlandıran, çok da güzel, çok var, da evet, dikkatli bir şekilde canlandıran, müthiş bir genç adam var. Müthiş yapıyor. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Evet. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Ve bu taklitlerde eğer taklit kendi eleştirisini de içinde barındırıyorsa, yani bize de hitap ediyorsa, diyelim ki biz muhalifiz iktidara. Evet. Evet. O zaman muhalefetini de yapıyorsa, eleştirisini de getiriyorsa, ki komedi mutlaka muhaliftir. 2-2 daha 4 başka komedi olmaz. Evet. İktidar yanlısı komedi olamaz çünkü. Evet. Komedi muhaliftir. Komedi tiyatrosu muhaliftir. Başka çaresi yok, yoksa seyirci gülmez, halk gülmez. Bitti gitti. Güldür güldür de öyle. Nasıl? Dolayısıyla o zaman
bizdeki bütün liderleri aslında komedyenler sempatik hale getirmiştir. Evet. İnsancıllaştırmıştır, evin içine sokmuştur, ailenin bir parçası haline getirmiştir. Tabii. Kutuplaşma yok muydu Türkiye'de? Hep kutuplaşma. Recep Tayyip Erdoğan'ı pazarda gördük mesela, o çocuk canlandırdı. Ya. Arabada gördük, sohbet ederken gördük. Ve işte aslında çok enteresan bir şey yapıyor. İsmini getiremiyorum şimdi. Ben de ama bu getirdim. Arkadaşın yaptığı hı-hı, cumhurbaşkanı taklitleri, evet, ve onun ana muhalefet liderine olan hasbihali, evet, anışındaki güzellik, evet, Kılıçdaroğlu şudur budur falan filan diye, Bay Kemal diye, evet, evet, o yaptığı şakalardaki insancıllık, evet, tatlılık, kardeşlik hissi aslında büyük bir, nasıl söyleyeyim sana, büyük bir zevk veriyor izlerken. Evet, tabii. Keşke tabii böyle olsa dedirtiyor. Kesinlikle. Evet, peki devam edelim. Burada aynı zamanda burada aynı zamanda bir sanat var, aynı zamanda bir dur, sanat şimdi var. Bak, dur, burada aslında nasıl bir görüşü yok? Var. Çünkü kaç video önce Kahramanmaraş dondurmasını met etti, yerli malı meselesinden geliyor. Evet. O kahveyi içme, Türk kahvesi iç, bunu yap, bunu tabii, ye diye. Tabii, tabii, tabii. Bak, fikri takip var. Tabii ki. Ne diyorsun? Tabii ki. Evet, devam. Bunu İtalya'da, Fransa'da bulamazsın. Gel, ancak bizde bulursun. Ben şu anda yayı çeksem, anne şu anda yayımızı çeksek, bir anda bıraksak 50 jetonun çeyresi gelir mi? Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ekran kaydım açık, çay atan artılayım. Dur. Allah'ım. Şimdi bu bahsettiğimiz geçen sosyal medyada evet, başka sosyal medya güzel örneklerin alındığı bir şey oldu ama hı-hı, burada da bir sipariş ve bir tür tırnak içerisinde dilencilik söz konusu değil mi? Senin söylediğin buydu zaten. Çocukların yanlış anladığı, bundan bahsettiğini anlamamaları. Evet, buydu. Çünkü evet, bu hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden para getirecek olan neyse, hı-hı, ona karşı hadi arttır 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 gibi bir şey yapıyor. Burada bir üretim yok ve bir şey dikkatimi çekti. Arka arkaya geliyor bu şeylerde para ver, şey gönderiyorlar, sen daha iyi açıklarsın. Evet, yani bir şekilde adam kazanıyor yani parayı. Evet, oradan bir şey gönderiyor, hı-hı, da çay gönderiyorum, bilmem ne gönderiyorum, tabii, falan evet, filan gibi. Hepsi yemek yiyor bunların. Hı-hı. Ve ortam çok fena. Evet. Çok fena. Ama bunu şurada bağlayabiliriz. Bir kahvaltı yani tabağı var, bir yemek tabağı hı-hı var, iptidai bir görüntü var. Ve böyle hadi bana gönder diye yalvaran, dilenen insanlar var. Bu ama şunun etkisi de olabilir. Yani bunu yine ana akım medyaya laf söylemek için söylemiyorum tabii ama yani evlilik programlarında da Ayşe teyzeyle Mehmet amca evlenecek mi diye izlemek yerine Ayşe teyzenin eline mikrofon verildiğinde Metallica'dan bir şarkı söylesin de kendini yerlerde yuvarlasın diye izleyen de çoktu. Yani bizim memleketin insanı meçhup izlemeyi seviyor. Ya evet, ben bu kadar delirmedim, yok ben bu kadar düşmedim demek için mi izliyorlar onu, elbette ben bilemem. Bu işin uzmanları bilir ama. Orada bir katarsisi var galiba. Yani bir meçhup seviyoruz. Birileri takla atsın, kendini rezil etsin. Başkasının adına utanmak diye bir şey var. Bir de başkasının yaptığı rezillikten tatmin olmak diye bir şey var galiba ve bizde tatmin olanlar utananlardan fazla galiba. O yüzden bu çocuk şimdi bunu yapıyor diye bu çocuğa kızamam. Benim burada kızdığım ona o paraları gönderen binler. Gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar tabii. Yoksa yani tabii. Bir de bu yani bilinçsizce buna para harcayan insanlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar Okan abi. Tabii. Peki.